Merhabalar, bugün size bu burgulu yelek modelinin yapımını anlatacağım. Modelimiz 20 ilmekten oluşuyor, bu ara burgu modeli. Bu kenarlardan düz ilmek gidiyor. Ortadan da baklava dilimi şeklinde açılıp kapanacak. Modelimiz bu baklava dilimi 9 tane ilmek olana kadar artıyor. Ondan sonra buruyoruz modelimizi. Ondan sonra baklava dilimini kapatıyoruz. Başlayalım. Önce bir kenar ilmek, ondan sonra düz gittiğimiz ilmeği örüyorum. Sonra artırıyorum, yani baklava dilimi. Ve iki yanını artırdıktan sonra bir kenar ilmek yine düz gidiyor. Düz gittikten sonra iki ters iki düz şeklinde burası öyle oluşuyor. Onu yapıyorum, iki ters, iki düz, iki ters, iki düz, iki ters, iki düz şeklinde devam ediyor. Düz, iki ters, iki ters, son iki tersten sonra bir kenar ilmek düz gidiyor. Ondan sonra başına dolayıp bir düz, bir de başına doluyorum. Bir kenar ilmek düz gidiyor. Ondan sonra yan ilmeği ördüm. Arkadan da sadece baklava dilimini haroş örüyoruz. Diğerleri tersi ters, düzü düz olarak örüyoruz. İki düz, iki ters şeklinde. İkinci ön düze geçtim. Yine baklava dilimini artıracağız. 9 ilmek olasıya kadar. Onun için yanlardan artırdım. Düz ilmekten sonra artıyor. Yine düz ilmek örüyorum. İki ters. İki düz. İki ters. İki düz. İki ters. İki düz. İki ters. İki düz. Düz ördükten sonra artırdım. Sonra yine artırıp düz ilmek örüyorum ve kenar ilmeği ördüm. Arkadan yine aynı. Ters iki düz şeklinde devam ediyorum arkadan modelin arka kısmını. Kenar ilmek de ters oldu arkadan. Sadece baklava dilimi haroşa şeklinde örüyorum. İkinci ön düze geçtim. Artırıyorum. Haroş örüyorum. Baklava dilimini. Artırıyorum. Düz. Ters. Burada hani 4 tane düz oluyor. Burgu yaptığımız böyle kısım. İkili burgu, çift burgu, çift burgu şeklinde. Evet, 5 tane de ters olmuş oluyor. 5 çift ters yani. Düz, ters, iki düz, iki ters şeklinde devam ediyoruz. Ta ki baklava dilimi 9 ilmek olasıya kadar. Yanlarda artırıyorum baklava dilimini, düz örüyorum. Artırdım. Ters,
Ben aynı şekilde devam ediyorum. Yan ilmek arkadan ters. Bakalım dilimiz düz. Ters. Arkadan artırma yok, kesme yok. Kenar bak böyle dilimiz 7 tane olmuş. 9. Tamam diyoruz şimdi artırarak. Artırdıklarımızla birlikte 9 tane oluyor. Kenar ilmek düz artırıyoruz baklava şimdi ters kısımdayız arka taraftayız burayı aynı normal öreceğiz. Şimdi model kuracağız. Yine. 9 ilmek oldu toplamda. Baklava dilimi. Artırma kesme yok. Bu sefer kesme var, artırma yok. Kenar ilmek düzü ördükten sonra şu şekilde çift alıyorum. Kesiyorum baklava dilimini. Yandan kesmeye başlıyorum. İki taraftan kesiyorum ve düz ördüm. Sonra püf noktası olarak burada iki ters daha örüp ondan sonra bütün ilmekleri şu düz sondan bir düz kenar ilmek kalasıya kadar çıkartıyorum şişten. 8 bir şişe alacağım. 8 bir şişe alacağım. 2, 4, 6, 8. 8 tanesini sağ şişimi alıyorum. İlmek derin. Tamamına dikkat edin. Sayın alın. 8 tanesini de sol şişimi alıyorum. Arkayı çevirdim aldım. 5, 6, 7 ve 8 aldıktan sonra tekrar şişimi çevirip hepsini bir sol şişe geçiriyorum. Hanımlar. Dediğim gibi ilk iki tersi ördüm. Bir düz kenar ilmekten sonra iki ters ördüm. Ondan sonra burgu yaptım. Sonra iki tersten sonra iki düz geldiği için iki düzü örüyorum. İki düz, iki ters şeklinde yine devam ediyorum. Denk geliyor zaten. Ters. Düz. Ters.
ters yani iki düz. İki ters. İki düz örüyorum. Son iki tersi de ördüm. Ve kenar ilmek düzü örüyorum. Yanlardan devam eden. Sonra düz ördükten sonra baklava dilimini çift alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7. baklava dilimde 7. ilmek ikisini bir aldım. Kenar ilmek düz ördüm. Arkadan da aynı şekilde eskisi gibi devam ediyoruz. Artırma yok, eksiltme yok. Baklava dilimi haraşo örülüyor. Diğerleri ters ters düz düz şeklinde örülüyor. Kenar ilmek ters de sonra iki düz iki ters şeklinde arkadan örüyorum. İki ters. İki düz. İki ters. İki düz. İki ters şeklinde. İki düz. Bir ters. Sonra haraşo ördüm. Baklava dilimin kenarını ters ilmek arkadan ön düze geçtim. Burada baklava dilimini yine keseceğim. Ta ki bir tane kalana kadar kesiyorum yanlardan. Baklava dilimi çift alıyorum yani. Düz. Ters iki düz şeklinde devam ediyor örgümüz. Ördükten sonra baklava dilimine yine çift alıyoruz yanlardan. Kenarını düz ilmek, ondan sonra diğer kenar ilmek. Arkadan hiçbir işlem yok. Ön düze geçtim. Yine baklava dilimini çift alacağım. Kenarlardan çift alıyorum. Üç tane kalmış baklava dilimim. Bir dahaki düzde bir tane kalacak. Düz, ters. İki ters, iki düz şeklinde devam ediyorum. Baklava dilimini kesiyorum. Çift alıyorum yani. Kenar ilmek. Ben şu şekilde ördüm. Bir burgu yaptım. Arkadan örüyorum. Şimdi arkaya örüyorum.
Kenar dizilimle ördüm ve baklava dilimini şimdi baklava dilimini üçünü buğurmadan önce tekrar başına doluyorum, artırmaya geçiyorum. Başına doladım ve üçünü bir alıyorum. Baklava dilimini kapattım. Yanlardan da birer tane artırdım. Şu şekilde tekrar artmaya başlayacağı için yine iki ters iki düz şeklinde devam ediyorum. Hani bu sırada burgu yapmıyorum. Burgu yapmıyorum, çok sık olur. Sadece 9 tane olunca baklava dilimi artıp 9 tane olunca tekrar vuracağım. 2 düz, 2 ters kenar örgü düz ördüm baklava dilimin kenarını. Sonra başına doladım. 3 tane kalmış baklava dilimi. Üçünü bir topluyorum. Yanlardan çift alıyorum. Yanlardan artırıyorum. Yanlardan artırdım. Arkadan aynı şekilde kenar ilmek ters baklava dilimi düz şeklinde devam ediyorum. Ta ki 9 ilmek olunca baklava dilimimiz, o zaman yine vuracağız. Siz yapabilirsiniz, yani devam ettirebilirsiniz ama ben yine de devam ettiriyorum. Şimdi ön düzdeyim, yine artırıyorum yanlardan. Baklava dilimi yine artıyor. 9 olasıya kadar demiştim. Yeni başladığımızda da böyle bu şekilde başlamıştık. Ters, 2 düz. 2 ters, tam gösterebileyim diye. 2 ters. Kenar ilmek düz. Artırıyorum. Artırıyorum. Arkadan iki düz iki ters şeklinde devam ediyor. Yine baklava diliminin kenarlar düz ördükten sonra artırıyorum. Kenar ilmek düz ördükten sonra ön düzdeyim, artırıyorum. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz şeklinde. Artırmayı unuttum. Artırıyorum kenar ilmekten sonra. Yine artırdım. Kenar düz ilmeği ördüm ve kenar ilmeği ördüm. Arkadayım. Ters örüyorum. Haroş örüyorum. Baklava dilimini. Bir ters, iki düz şeklinde modelimizin arkası devam ediyor. Siz de model çıkarmak için izlerken elinize ip alıp başlarsınız. Küçük bir model iyi olur. Daha çabuk kavrar öğrenirsiniz. Şimdi yine artırıyorum.
Baba dilimini. Ters 200. Ben videoyu durdurup 9 ilmek olasıya kadar ördüm. Siz de örün. Şimdi 9 ilmek oldu. Baklava dilimimiz. Şimdi çift alıyorum. Artırma yok. Çift alıyorum. Kesmeye başladım yani. İki taraftan da çift alıyorum. Baklava dilimini bir düz ördüm. İki ters örüyorum. Şimdi vuracağım. Yine burmayı göstereceğim. Bu kenar ilmek düzden sonraki kısmı hepsini bir şişten çıkarıyorum. 8 ilmeği bir şişi. Sağ şişi 4 8 oldu. Sağ şişi aldım. Ben çevirdim. Diğer 8 ilmeği de sol şişime alıyorum. 2 3 4, 5, 6, 7 ve 8. Normal yine çevirdim şişimi, örgümü. Sonra hepsini bir sol ilmeğe aldıktan sonra ilmekleri alıyorum. 9 olasıya kadar baklava dilimimiz artırıyoruz. Ondan sonra 9. da yanlardan çift alıp kesmeye başlıyoruz. Yani artırma yok. Keserken de burgumuzu vuruyoruz. İki ters örüp yani bir düz iki ters ördükten sonra diğerlerini vuruyoruz. Şimdi iki düz diğer şey aldıktan sonra iki ters şeklinde devam ediyoruz. İki düz, iki ters. İki düz, iki ters. İki düz, ters ve ters ördükten sonra kenar düz ilmek. Ondan sonra baklava dilimi çift alıyorum. Sonra baklava diliminin diğer ucunu da çift alacağım. Yani iki taraftan çift alıyorum ve düz kenar ilmek ördüm. Bu şekilde devam ediyorum. Arkadan da baklava dilimi haroşa. Bunlar iki ters iki düz şeklinde devam edeceğim. Buradan baklava dilimi bir tane kalasıya kadar 3 tane toplayıp yanlardan 2 tane artırıyoruz. Ondan sonra arta arta 9 tane olana kadar devam edecek. 9 tane olduktan sonra yine böyle vuracağız. Vuracaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlatabilmişimdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim.